Bu boklar akıyor. Bu akan boklara karşı bizlerin bir şey yapması lazım. Ne yapması lazım? İfşa edeceğiz. Korkusuzca. Bizim ısıran ne kadar olacak varsa hepsini ısıracağız. Başka yaşama şansımız kalmadı. Herkesi ısıracağım. 5 kişi de gelse, 100 bin işte gelse, bir sözümü soruna devam edeceğiz. Ömür her şeydir. İnsan olman her şeydir. Biz bunu öğrendik. Bunları söylemek istiyorum. Abi yeni yılın kutlu olsun. Sağ ol hepimizin. Şimdi tabii yeni yılda herkes izleyecek, hemen hızlıca girelim. Ekrem İmamoğlu Cumhuriyet Halk Partisi. Ekrem İmamoğlu'nun konuşmasından çok kıllandığımızı söylemek istiyorum. Kent anayasası, Ankara'da yönetilmez. Bu eski ağabeycilerin ağzı. Çok sıkı bununla uğraşacağız. Yani birkaç program sonra gireriz buralara. Hazır olsun diyorsun. Evet. Yani hiç affetmem yani. Şimdi bir de Mustafa Öztürk, ilahiyatçı yazar, bir anda ulemadan bir mesaj geldiği ve onun öldürülmek istendiğine dair iddialar ortaya atıldı. Neler söyleyeceksin? Tabii bu Mustafa Öztürk ilahiyatçı arkadaşımız, buna tam destek. O da TV'de tebrik ediyorum, tam destek veriyor. Burada konuşmamız gereken, hani 40'a yakın İslamcıların birçok medya kanalı var, yüzlerce de yazarları var. Bu arkadaşa niye sahip çıkmıyorlar? Yani bu arkadaşa ölüm tek şeyleri var yani. Burada tuhaf bir şey var yani. Ya siyasi olarak, siyasi ağzın buna sahip çıkması lazım, ya medyanın ağzına sahip çıkması lazım, ya da ekranlarda birilerinin sahip çıkması lazım. Ne demek? Her insan düşünebilir, şu yorum yapabilir, bu yorum yapabilir. Bunlar bu ülkenin gelişmesine hizmet eder. Bu tartışmalar da yeni tartışmalar değildir. Uzun zamandan beri vardır. Ama bakteri gibi türemiş, bu son dönem, yani özünü kaybetmiş, son dönem Escobar yapılanması. Anlatırım Escobar yapılanması nedir? O tarikatlar. Escobar yapılanması şudur. Escobar uyuşturucu satıyordu. 3 tane arkadaşı vardı. Bu uyuşturucuyu kendi kullanmıyordu. Ama millete kullandırıyordu. Devlet içine sızıyordu. Ve adam tutuyordu. Tarikat Türkiye'deki son dönem tarikat yapılanmaları da böyledir. Üç tane arkadaşı devletin içine sızma, adam bulma, ticareti ele geçirme, parayla herkesi şey yapmanı satın alma ve kendisine karşı gelenleri, kendisinin işini yapmayanları da susturma. Bu Escobar yapılanması tarikatlarda var, siyasette de var. Fakat biz de bu ülkede yaşıyoruz yani. Bu toprağında bir kültürü var. Yani bu kültürün içinde sağcı olur, solcu olur, İslamcı olur, öbür olur. Hepsinin fikir özgürlüğünü savunacağız. Bunlar çalışamazsa, bu ülkeye farklı fikirler, farklı düşünceler getiremezse biz ne olacağız? Değil mi? Burada devreye girmen lazım. O yüzden Oda TV'yi tekrar tekrar teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum yani Barış Terkoğlu'nu. Ama Oda TV'den başka da ses getiren yok. Şimdi bu, yani burada bir Tanrı'nın Tarihi diye bir kitap geçenlerde çıktı şeyde, İngiliz bir akademisyen. Tanrı'nın tarihini okurken şöyle bir eziklik yaşadım. Yani bizim dinimizi yabancılar bizden niye iyi biliyor? Yani bu insanı utandıran bir şeydir. Oysa bizim dinimizi en iyi bizim bilmemiz lazım. 1980'li yıllarda ben yani Hüseyin Atay diye çok değerli bir kelamcı tanıdım. Sonra onun 3-4-5 kitabını okudum. Ya bu insanları, ki sol bu insanların çoğunu da tanımaz. Yani bizim dinimizi fıkıh olarak, kelam olarak, tarihsel yorumları olarak, değil mi, tanımış ve bunları bize vermiş insanları biz önce tanıyacağız. Önce biz mi daha iyi tanıyoruz? Batılılar mı daha iyi tanıyor? Ben, yani Batılılar çok alanda bizden daha iyi bizi tanıyorlar. İddia ediyorum, emperyalizm tarif edendir. O baskın güç, dominant güç, yöneten güç tarif edendir. O halde tarif eden biz olacağız. Yani oradaki ayeti böyle de okuruz, böyle de okuruz, şöyle de deriz, böyle de deriz. Ama tarif eden sen değilsen seni yönetirler, birileri tarif ettirir. Yani biz bu arkadaşların bu İslamcı tarikat kavgalarına çocukluğumuzdan beri şahit oluyoruz. Yani bir türlü bu ülkenin yoksulluğunu, bölüşüm değerlerini, eşitlik, kardeşlik gibi değerlerini işin içine sokamadık. Hep böyle Kur'an, İslam, ayet, değil mi? O tür yorumların içerisinde falan kaldık. Oysa Türkiye'nin asıl sorunu yoksulluktur, üretimdir, değil mi? Bunu şey yapmaktır. Ama giremiyoruz. Çok daha çene yapısı güçlü insanlar. Biz çocukluğumuzdan beri buna yabancı değiliz. Yani bir iki hatıralarımla yavaş yavaş gireyim. Ya 1980'li yıllardan, çocukluğumuzdan mesela, Ofloja diye bir kavram vardır. Mehmet Akif Ersoy'un bir şiirinde geçer bu. İşte Der Saadet'te bir Ofloja görür, dilekçe verir. Onun zor günlerini anlatır yani. Yani
Osmanlı çöküyor, hoca derdini kimseye anlatamıyor falan. Onun dışında Ofli Hoca diye bir kavram yoktur. Ofli Hoca diye bir şeyi icat eden benim. Benim böyle icat ettiğim bir takım şeyler vardır. Mesela 90'lı yıllarda derin devlet lafı aramızda konuşuyoruz da medyada kimse kullanmıyor. Derin devleti kullanan benim yani. İlk defa şey yaptım falan. Bizden sadır oldu. Böyle birkaç kelimem vardır. Mesela bu topraklar kelimesi. Nide yani genel ve ortak bir kelime kullanmamız lazım. O da bir sıkıntıydı. O bir rahatlık ve açıklık versin diye. Bu topraklar kelimesini de çok kullanarak şimdi tedavülde. Mesela bu son zamanlarda APO'cu, PKK'cı, bilmem neci falan veya da solcu arkadaşlar, abiciler bunları da tanımlamak için etnik milliyetçilik lafını böyle vurgulu ve üstüne düşerek böyle 25 tane piyasaya sürdüğüm şey vardır. Böyle. Hani yazarlar, çok okunan yazarlar belli kelimeleri sürekli kullanarak onları şey yapar. Kullanıma sokar ve girmiştir hepsi kullanıma. Ama bunların içinde Ofli Hoca diye bir Ofli Hoca fıkraları diye bir önce Laz Hoca diye fıkralar vardı. Biz bu Laz Hocaları çocukluğumuzdan beri tanıyoruz. Çünkü bunların içinde yetiştik. Cumhuriyet'in ilk yıllarında Çaykara ve Of'da jandarma baskısından uzak, yaylalara yakın, orman içerisinde hocalar ki geçmiş medrese eğitimi veren hocalar ki bu medrese eğitimleri öyle basit değildir. Biraz sonra geleceğim. Çok ciddi eğitim veriyordu ve bunlar bugünkü İslamcı hareket dediğimiz hareketin de bütün hocaları, hacıları, yüksek bilim sahibi hep oradan gelmiştir. O Of, Çaykara, İkizdere, oran tepelerinden gelen insanlar. Zaten Hüseyin Atay da şeydir, İkizderelidir. Rize tarafına kaçar. Yaşar Nur'un hocaları da Ofludur. Aklına gelen hangi tefsirci varsa ya Of ya Çaykara oralardan gelmiştir. Bu cemaatler de öyle. Orada geçmişten kalan güçlü bir şey vardır yani. Mesela ben çocukken çok iyi biliyoruz. Böyle çok acele konuşan, çabuk konuşan, namazı da çabuk kıldıran Ofli hocaları çok severdik. Öyle ağzına geleni söyleyen, dili sürçen sık sık. Yani dil sürçmesi de yani komikliklere sebep olur. İşte kadınlar ses getiriyor ama perde arkasında, cemaat de burada. Uslu durun kadınlar, sıra size de gelecek. Konudan konuya atlayırım, size de atlayacağım. Bu bir dil sürçmesi. Ya yani bu hocaların, Ofli hocaları, mesela bu şimdiki tartışmanın kökeni bu Ofli hocalar da vardır. Hani her şeye Kur'an, Kur'an, Kur'an diyen o hoca geliyordu. Hoca da müezzinle kavgası var. Bunlar ama mahalle tartışmalarına falan da girerdi. Şimdi arabası kaldı müezzinin. Arabası kaldı o şeyci. Her şeyi Kur'an'la çözeceğiz. Fakat hoca akılla çözeceğiz diyor. Hani o bize akıllı olun diyor. Ofli Hoca da bunu savunuyor. Şey diyor, arabası kalınca ona dalga geçiyor. Arabası kaldı bayırda çıkamay. Dedi, divana oradan bağırıyor. Bir takoz koy, bir takoz koy. Dedim ona ne takozu? Hep Kur'an istiyorsun. Kur'an mı koyayım şimdi oraya? Takoz istiyorsun. Ne demek takoz? Teklik bir yardım istiyorsun. Kur'an da böyledir. Mesela bir gün arkadaşın şey yapmış, koyunun peşine düşerken uçurumda düşer gibi olmuş. Öyle kalmış, bağırıyor buna. Ofli Hoca'ya. Ofli, ne istiyorsun? Şeyhini mi getireyim? Kur'an'ı mı getireyim? Ne istiyorsun? Penden ip istiyorsun, ip. İp nedir? Teknik dur. Kur'an da bize onu değil, sağlam bir ip bulun. Ama sen ne diyorsun? Şeyhini getir. Az şeyhin kurtarsın seni buradan. Şimdi bu konuşmalar ta geleneğinden beri, eskisinden beri orada böyle bir dil var. Yani böyle bir hani direkt Kur'an hükümleriyle mi? Ya da hani bunun genel yorumuyla mı? Bu biz 80'li yıllardayken de dergi mergi çıkartırken de bu işte Pakistan oralardan Fazlur Rahman diye bir insan çıktı. O çok tartışıldı. Bunlara da geliriz. Şimdi onun temsilcileri var. Yani şimdi bu Mustafa Öztürk arkadaşımız diyor ki işte tarihin o anında bunlar gelmiştir. Ayet, sağlam ayetleri bulmamız lazım. Ama orada Arap şeyhlerin, Arap kültürünün, kabilesinin örfleri vardır. O örflerinde hani benzetmedir bunlar. O günkü insanların geleneğidir bunlar. Hani bunları ayıklamamız lazım. Vay, bunu sen mi diyorsun? Herifi öldürecekler. Oysa bu tarihten beri bu tartışmalar vardır yani. Ve bu tartışma bu günümüze kadar gelmiştir. Neyse hikayeden gidelim. Bu tartışmalar 80'li yıllarda çok sıkı yapıldığı için o kadar da sert yapılıyor ki birbirlerini öldürecekler. Ben dedim ya bizde bir çocukluğumuzda bir İslam vardı. Yani bir halk İslamı vardı. Ve biz de hocalardan bir şey öğrendik. Ve bu insanlar espri de mizahi de insanlardı diye. Kalktım. Ofli Hoca diye bir şey yazdım. Ya yazmaz olaydım. Hem Ofli Hoca şöhret oldu. Artık o kitabım benim kitabım oldu. Kimse inanmıyor çünkü kitap anonim oldu. Yani nasıl Nasreddin Hoca var, Bektaşi var, temel fıkraları var. Ofli Hoca diye de bir şeye girdi. Ama onun terifi benim.
Telif melif benden çıktı artık onu. Millet aldı, kullanıyor. Şimdi bu Ofli Hoca tabii zengin bir malzeme olduğu için ben birkaç tane kullandım. Hani bir açılış olsun diye girdim ama tövbe ettim, sonra bıraktım kitabı. Ama Ofli Hoca fıkraları yığıldı gidiyor yani. Çok rahat konuşan insanlardı. 80'li yıllardan beri tanırım yani. Çok değerli ilahiyat profesörü. Bir abi geldi bir gün. Benim kitabı aldı. Bu mu dedi. Yani benim güya İslam'a hakaret ettim falan. Bu mu dedi, kitabı yırttı. Neyse şey yapıyorsunuz, rahatsız oldunuz dedim. Orada bir girişte bir fıkra var. Fıkra şu. Sayın cemaat. Böyle şeriat konularının hepsini kadınlarla yüz yüze konuşmayın. Önce kadınlar gelir, benim hanıma danışır, hanımlar bana danışır. Ben hanıma söylerim, hanımlar da o kadına söyler. Şimdi kadının biri geldi dedi ki benim hanıma, hocaya bir sor. Çalışan benim, eve para getiren benim. Karım, benim herif de çalışmay. Şimdi madem çalışan benim, o iş dedi üste ben çıkacağım. E cemaat ne olmuş? Bir kere de o çıksın üste. Ne olmuş? Bir kere o çıkmayla üstünüze erkekliğiniz mi gidecek, dininiz mi gidecek, ne oluyor diye bağırıyor. Biz bunu camiden duyduk. Fakat bu bana hocaya dair de bir hikaye değil. Bu hocaların geçmişinde bir kültür var. Fars dili, edebiyatı. Orada cami okumuşlar. Bostan okumuşlar. Sadi okumuşlar. Bu Sadi'de geçen bir şey. Dedim hocam dedim yırttığın şey Sadi'nin hikayesidir. Bak Sadi. Sadi bu hikayeyi. Yani tarihin içerisinde ahlak bilgileri verirken, sosyal hayata dair, muaşire dair bilgiler verirken geçmişteki insanlar rahattı. Yani bunlar da bütün medreselerde okutuluyordu. Ve siz bunu yırtıyorsunuz. Kendi kültürünüzü yırtıyorsunuz. Şimdi 1980'den sonra İslam Türkiye'de işte varoşlardan başlayarak böyle tartışmaya, siyasallaşmaya başlayınca bir de yobazlık hakim oldu. Ama çok sert bir yobazlık. Ben gayet iyi biliyorum yani. Mehmet Akif'e dahi neredeyse affedersin. Allah korusun. Kafir. Yani bizden değil diyen. Yahya Kemallere haydi haydi küfreden bir nesil vardı yani. Biz bunları gözümüzle gördük. Bunlar çok utanç verici şeylerdir. Bu topraklarda bana sorarsan Cumhuriyet'in ilk yılları İslam'a karşı Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği saygı. En güzel kim biliyor? Siz gelin çalışın, bakın, yapın. Siz şu istiyorsanız tefsir yapın, istediğiniz yazı yazın, istediğiniz değil mi? Bunlar yani. O saygı kayboldu. Yani dinle devletin arasında bir saygı vardı. Şimdi bir cinnet, kabus gibi insanlar birbirlerine girmişler. Affedilmez bir şey. Şimdi biz mesela çocukluğumuzda Yaşar Nur da söyler benim hocamdır diye. Cansız Hoca vardı. Nargile de içer. Trabzon'da Cumhuriyet yıllarında nargile içiyordu. Tavla oynuyordu. Hikayesi de şu yani Ortahisar'da tavla oynarken ama müftü de müfettişi. Bir tane adam geliyor kendisi. Yani bir sürü hikayesi var da bir tanesi. Adam geliyor ona. Diyor ki hocam diyor bir fetva şey bir görüşünüzü almak istiyorum. Ben diyor yanlışlıkla diyor hanımma diyor boş olsun dedim diyor. Hanım boş oldu diyor. Şimdi ama diyor Hülle'yle yeniden evlenmek istiyorum diyor. O yüzden diyor bir arkadaş buldum diyor. Arkadaş da 1.90 boyunda bir adam getirmiş. Bir tane hamal. Adam da Frankenstein gibi kaş göz dağılmış ama izbandut bir adam. O da yanında. Bu abiyle demiş, bu arkadaşla demiş, hanımı evlendireceğim. Ondan sonra boşanacaklar, ben tekrar evleneceğim. Bu uygun mudur? Dinimiz buna ne der? Cansızca bakmış adama. Demiş ki, yanlışı yapan sensin, hata yapan sensin. Karının seçişi var. Bu adam senin üstüne çıksın. Şimdi bu rahatlık bizim dinimizde, kültürümüzde bu rahatlık hep vardır. Fakat bu rahatlık sözel kültürde çok vardır. Yazılı kültüre de çok geçmemiştir. Hani çünkü yobaz bir şey vardır. Mesela şaşıracaksınız. Nasrettin Hoca'nın bütün külliyatına bakmışımdır. Hayatımızda yani Nasrettin Hoca üzerine uzmanlığım vardı neredeyse. Yani çok okudum. 150'ye yakın aynı kitap da olsa almışımdır. Büyük koleksiyonum vardır. Türk atasözleri, Türk işte mizahı, kültürü ama Nasrettin Hoca'ya yakın çok topladım. Nasrettin Hoca her şeyini de okudum. Ve bunları yazılarında da çok kullandım. Şimdi şaşıracaksınız. Nasrettin Hoca ile ilgili, Nasrettin Hoca'nın hiçbir fıkrasında ayet yoktur. Yani ayetlere sataşmaz, ayetlerle ilgili yorum yapmaz, ayetlerin üzerine mizah yapılmaz. Türk toplumu ayarını bulmuş, saygı duyuyor. Yani Kur'an'a bir saygı var. Oraya girmiyor yani.
Şimdi mesela Bektaşi kültüründe de dikkat edersen, Bektaşi kültürü iki noktada ironi, yumuşatma, yani bir şey yapmış, tatlılıkla, böyle bir bilgelikle bir yorum getirmiş. O da namaz ve oruca. Yani namaz kılmamak, oruç tutmamak bahsinde. Hani öyle bir şeysi var, kavgası var. Ama onlar da ayet falan diye şey yapmıyorlar, girmiyorlar. Çok güçlü bir Bektaşi kültü, mizahı olduğu halde, Nasrettin Hoca kültü olduğu halde, diğer mizah olduğu halde buraya girilmiyor. O yüzden çok tehlikeli bir alandır. Yani bu alanda konuşmak çok tehlikeli bir alandır. Bir de tabii İslam, emperyalistlerin şöyle bir kavgası var bizimle. Nedir? Şimdi ben bunu 80'li yıllarda yani yaşayarak gördüm. Toplumlar düştüğü zaman, iç savaşa girdiği zaman, çok ölü çıktığı zaman, çok yaralı, çok mutsuz insanlar çıktığı zaman kitleler tarikatlara, cemaatlere koşuyorlar umutsuzluktan. Ya o öyle yani toplumda bir kavga, dürüş, düşüş, bozulma oldukça cemaatler güçleniyor. Çünkü insanlar umutsuz kaldıkça sığınacak yer arıyorlar. Ve gerçekten 80'li yıllarda biz bunu birebir yaşadık. Mesela 80'li yıllarda ve çok tuhaf, akıl dışı şeyler de yaşadık şimdi. Ben şimdi biraz sonra söyleyeceğim, şaşıracaksınız. Şimdi ben 24 yaşlarındayken işte dergi çıkartıyorum. Hayatım bir dönemde sahada geçti. İlk gençlik yıllarında Ta Akyol yazar. Sonra küstük, hiç de sevmem kendisini. Sonra Hasan Celal Güzel de bizim yazarımız. Daha bir sürü yazarımız vardı. Böyle 10 binde satıyordu dergimiz ama derginin yazı işleri müdürü benim. Ben dergiyi çıkartıyoruz. Teknik her şeyini ben yapıyorum falan bilmem ne. Girip çıkanlar vardı dergimize. Hani herkes girip çıkıyordu yani. Bir sürü insanlar işim vardı. Mesela güzel bir şey anlatayım size. Bir gün İslamcı aydının problemleri diye bir manşet yap, şey başlık yaptık. Bütün aydınlara yani İslamcı aydının problemleri nedir? Cemil Meriçler, o bu falan. Herkesten cevap alıp yayınlıyoruz. Matbaaya gittim. Matbaada kalıplar var. Kalıpların fotokopisi çekilir önce. Böyle bir kalıba çekilir. İzi bırakılır oraya. Matbaacı öyle getirdi. Kalıbı koydu. Kalıbı çekildi. Baktı. Kalıp çıktı. Çinko böyle bir şey. Kurşunu bir şeydir o. Eski offset baskı da olur o. Bobinlere yerleştirilir sonra. Onun üstüne baskı yapılır. Böyle çekti ki orada diyor. İslamcı ailenin problemleri. Adam şöyle döndü. Abi siz dedi manyak mısınız dedi. Niye? Ya böyle başlık mı olur dedi. Ne var dedim başlıkta? Abi dedi, hem İslamcı hem aydın, daha ne problem olsun dedi. Gerçekten hem İslamcı hem aydın, hem Diyanet'ten hem oradan hem akademiden hem arkan rahat değil mi? Artık ne problem olsun? Şimdi felsefe, kaliferli odalarda felsefe yapmak, geniş salonlarda felsefe yapmak, maaşın hazır felsefe yapmak çok kolaydır. Oysa gerçek felsefe yoksun insanlar yapar. Çaresiz insanlar yapar. Çoluğunu çocuğunu kaybetmiş, işin içinden çıkamayan insanlar. Yani bölüşüm, kardeş olalım, can havliyle çıkar. Biz tabii bunları zihnimizce çok uğraştık, çok şey yaptık. O 80'li yıllarda şeye gittiğimizde Dergah diye bir yer vardı Türküş Pasajı'nda. Ben solcu arkadaşlara götürürdüm. Hani öyle İslamcı dediğiniz zaman, muhafazakar dediğiniz zaman öyle karşıdan bodoslama karşı çıkmayın. Gelin oturun konuşun. Bakın bu adamlar ne kadar derin adamlar. O zamanlar Mahir Kaynak da gelirdi oraya. Ali Birinci gelirdi. Yaşar Ocak gelirdi. Bunlar ciddi adamlar. Şey de gelirdi. Hüseyin Atay da gelirdi. Ben bu Hüseyin Atay'ı beni çok şey 3-4 kere dinledim. Sonra kitaplarını okudum. Adam kelam profesörü ama İsrail'de bile saygı duyuluyor. Dünyanın her tarafında konferanslara katılıyor ama kitapları da iyi. Mesela kalktım hani böyle bir sıkı tartışmalar olunca kalktım Marmara İlahiyat, Ege İlahiyat, Ankara İlahiyat'ın geçmiş dönemdeki dergilerini aldım. Yani ben kalkıp da İslam konusunda uzman olacak değilim. Ama hadis okuyarak, siyer tarih, siyer okuyarak yani kimse beni kazıklamazsın, kandıramazsın. Yani o kadar bilmemiz lazım ki beni kimse kandıramaz. Şimdi tabii öyle sağlam bir şeyde geleceğiz de biz de o konu, ben mesela İslami konularda o konularda tarih şey kitaplar şey yazılar falan yazmam. Ama neyin ne olduğunu hasbel kadar bilirim. Öyle beni ilgilendiren hep sosyolojik tarafı olmuştur. İşin o tarafına falan girmem yani. Şimdi bu yıllarda bu Hüseyin Atay'dan sonra Yaşar Nuri çıktı piyasaya işte. O da aynı gelenekten falan geliyor. Abi ortalık iç savaş ya. Neredeyse televizyonlar sabaha kadar bunları konuşuyor. Bilmem ne kavgalar, dövüşler, öyle mi olsun, böyle mi olsun diye. Dedim yani buradan çıkış yok dedim ya. Yani toplum buraya niye giriyor dedim ya. Bu ülke niye yoksulluğunu konuşmuyor? Bu ülke niye
bir ABD'nin, AB'nin üstümüzde işte Güneydoğu Türkiye bölünecek. Hani büyük tezleri var, büyük şeyleri var. Ve baktım ki herkes şey, bu işten bir menfaat. Yani bu tartışma alanından birileri çok siyasi olarak menfaat sağlıyorlar. İnanç sabaha kadar bunu konuş. Televizyona çıkıyorlar. 7-8 tane adam sabaha kadar cin konuşuyor. Bilmem ne konuşuyor. Millet aç. Millet yoksul. Bu da emperyalizmin çok işine gelen bir şey. Biz önce değil mi? Çok kök... şunu söylüyorum. Tabii ki dinimize sahip çıkacağız. Tabii ki dini değerlerimizi baş tacı edeceğiz. Getirdim arkadaşlara. Bir dinleyin şunları. Yani bu ciddiyetle dinleyin. Ve gelir dinler de saygıda duyarlardı. Ama şimdi bakıyorsun... Yani şimdi saray diye bir şey kurulmuş. Ya saray ya. İslam'da sarayın ne alakası var? Varsa da bilelim. Bu kadar yolsuzluk, bu kadar hırsızlık, tarikatlar, cemaatler ya da siz bunları tartışırken Amerika FETÖ diye bir şeyi kurdu ve 25 yılda senin iliklerine kadar girdi. Ve kımıldayamaz hale getirdi seni. Anestezi. Hani anestezi olur da bütün vücut şeyini kaybeder ya, kontrolünü kaybeder. Baygınlık. Narkoz durumu. İşte bunlar narkoz. Ciddi bir narkoz. Ve bu bir uyuşturucu. Ve bununla tarikat şeyhleri de bir şey, Escobar. Şimdi 80'li yıllardan size bir hikaye anlatayım. O arkadaşlar, iç savaştan çıkmış arkadaşlar, kavgadan çıkmış arkadaşlar, manevi olarak o kadar çöküktü ki kitleler gidiyordu menzile. Yani menzil dediğin yere insanlar çaresizlikten, umutsuzluktan gidiyordu. Ve mesela hiç unutmam, o menzil şeyhini de içeri aldılar geçici bir süre. Ama şöyle bir sahne, 31 Mart'ta kıyam şeyhimiz eline kılıcı alacak. İşte şey diye geliyor, Mesit diye, Mehdi diye geliyor. Herkes buna inanmış. 81-82. Şimdi bana diyor ki, gittim bir gömlek aldım. Oğlum niye gömlek alıyorsun ki? Kıyamet kopuyor. Sonra oğlum diyorum, bak şu şeyleri alalım, şeyde yaza doğru ihtiyacımız olur, şunu da yapalım. Oğlum ne yazı düşünüyorsun? Ne yazı? Mart'ta kıyamet kopuyor. 31 Mart. Abi 30'da 31 Mart'ta kıyamet kopmasına kitleler o kadar inanmış ki bizi karşılarına alıp eğleniyorlar. Mesela şöyle şakalar oluyor. Arkadaşlar nasıl dergide. Diyoruz ki ya gidin işinize, ne şeysin. Ha ha ha. Diyorum o zaman gel iddiaya girelim. Bir takım elbise iddiaya girelim. Oğlum kıyametten sonra takım elbiseye niye ihtiyacın olacak ki? Bunu söyleyenler sıradan insanlar değil. Aydınlar, yazarlar. Bir menzil şeyhinin bu ülkede kıyama kapacağını, artık kıyametin kopacağını, Mehdi'nin geldiğini kitlelere inandırmış. O kadar. Şimdi burada bir delilik hali var. Ve bu delilik hali, dikkat edin, 50 yılda bir, 100 yılda bir toplumları, bizde de, Batı toplumlarında da, Hristiyanlıkta da böyle gelip geçiyor. Ama bulaşıcı hastalık gibi gelip geçiyor. Maneviyat çok kötü olunca bunlar buradan sirayet ediyorlar. Ve toplumların elini ayağını büküyorlar. Bir soru soruyorsun. FETÖ bu ülkeye askeriye ne zaman sızdı? Buraya. İşte sen bunları konuşurken sızdı. Ekranlarda böyle yalan yanlış şeyleri, cinleri konuşurken sızdı. Birileri seni meşgul etti. Senin kafanı meşgul etti. Ama şu var. Pek tabii dilimizi bileceğiz ve en iyi biz bileceğiz. Ben tabii yıllarca okudum falan. Hani benim bir dinim var. Benim dinim dinime saygıdır. Bu toprağın, bu halkın dinine saygı duyacağım. Bu Allah'ın emridir. Ama bu saygı içerisinde bir de kendi iddialarım var. Yani bir memleketimle, halkımın geleneğinden gelen bana bir şey var. Yunusların çocuğuyum. Yani şimdi mesela Türkçe'ye hayranım. Şimdi Şems-i Tebriz'i seversin sevmezsin. Ben de eleştirel bakarım. Ama işte Mehmet Nuri Genç Osman diye birisi makalat. Şems-i Tebriz'i makalat. Mehmet Nuri Genç Osman. Adam Farsçası çok güçlü. Adam öyle bir makalat Şems-i Tebriz'in ki Türkçe harikası. Yani Türkçenin klasiklerinden biri. Genç çocuklara söylerim. 2-3 sayfa okuyun. Hikmettir konusu. Ama o Şems-i Tebriz'in o nasıl konuşmasının o kadar güçlü bir Türkçesi vardır ki orada Arapça Farsçadan Türkçe'ye çevrilmiştir ki yani dersin ki ya ne güzel bir kitap. Yani bir ahlak, eğitim kitabı olarak. Bu da burada duracak yani. Ya da işte Bektaşi'den kalan, Alevi Ozanlarından bize kalan, başka halk isyanlarından bize kalan. Yani bir sürü şey içimize gelmiştir. Biz bunları okuduk. Ve mutlaka da bilinmesi lazım. Ama benim halkımın bir dini var. Bunu da kabul etmek zorundayım.
Bu ta Şaman döneminde de böyleydi. Bu Anadolu topraklarında da böyleydi. Bu yüzden bizim Allah bizim içimizde. Böyle bir din var. Tanrı bizim içimizde. Ben Tanrıyım değil, hayır. Asla, haşa. Tanrı, Allah bizim içimizde. Bizim ne yaptığımızı görüyor. Hani şeyde, animist dönemde, ilkel toplumlarda da öyle. Adam ormanda gider, kötü bir hayvanı öldürür. Ama onu, manitunun gördüğünü bilir. Bu bizim kültürümüzde de böyle. Bu bütün tarikatlarda, cemaatlerde, o coşkun dönemlerinde de var, sızmış, melamelikte zaten var. Bugün hepimizde de bu var. Allah, şimdi biz gidiyoruz, diyelim küçük bir hırsızlık, hile yaptık. Kimse de görmedi. He sen de ben de bunun Allah'ın bunu gördüğünü görmüyor musun? Her biliyoruz. Yanlış bir şey. Ama birileri var. Şimdi bu Menzil gibi, İskender Paşa gibi böyle yiyen, içen, dağıtan ya da saray ve çevresi. Dikkat edin. Bunlar hırsızlık yapıyorlar, yiyorlar. Gizli yapınca, kamera olmayınca kimsenin görmediğini anlıyorlar. Benim halkım 1000 yıldır yapılan bütün iyiliklerin ve kötülüklerin yalnız kaldığımızda da hani tuvalette kimsemiz yok ya da bir hücredeyiz, kendi başımızdayız. Kamerada yok ama Allah'ın gördüğüne inanıyoruz. Ama bunlar kamera yoksa hırsızlıklarının kimsenin görmediğine inanıyorlar. Yani aslında bunlar lafız olarak bir Allah, din konuşuyorlar ama gerçekte bir Allah inançları yok. Çünkü bize göre değil mi? Allah her yerde ve bizi görüyor. Biz buna inanıyoruz. Ve daha da ötesi benim kültürüm bana, bu üreten halkıma, çalışan halkıma bakıyorum. Ahi evrenlere bakıyorum, onlardan iş sürüyorum. Esnafıma bakıyorum. Binlerce yıldır bu toprağa süren insanlara bakıyorum. Ne çıkıyor karşıma? Bir de ya buğdayın kendisinde Allah, ağacın kendisinde Allah. Teknik dediğimiz, hani biraz önce dediğimiz takozlarsa takoz. Şunda, ya maddenin içinde yok mu var? Bunu kullanıyorsun. Yani dünyada yaratılmış kaya, böcek. Bunların içinde de bir ateş, bir heyecan var ve bunları kullanıyorsun. Biz uzay boşluğunda doğmadık ki. Ya bu dünyaya geldik. Süt yemiyoruz, buğday yiyoruz, kayayı kullanıyoruz, taşı kullanıyoruz. Bunlardan vida, tornavida, alet, araba yapıyoruz. Bütün bunların içinde de Allah var. Biz buna da inanıyoruz. Bu da bir şekilde bu halkın içinde. Ha bu anlayışa sadece ben değil, binlerce yıl burada havas dediğin, yani alim dediğin insanlar şeyle böyle Arap, İslam'a demeyeyim de böyle halkın içinde çok konuşmazlar. Ama böyle bir ayrım var. Bu dünyada Allah'ın eşyaya böyle nüfuz ettiğini, içimize nüfuz ettiğini, ondan kaçamayacağımızı, değil mi? Bizi iyilikleri, kötülükleri gördüğünü falan. Şimdi bakıyorum ben bunları düpedüz dinsiz görüyorum. İmansız görüyorum. Çünkü bunlar kendilerini kimsenin görmediğine inanıyorlar. Görmüyor. Bunlar kimse görmüyor onları. Öyle sanıyorlar. Tabii böyle bir dünyaya inanmıyorum ben. Şimdi 12 Eylül oldu. 12 Eylül'de sabah kahveye gittik. Biz dünya yıkıldı falan, büyük bir şey. Cunta başımıza ne gelecek? Korkuyoruz. Ne zaman hapislere düşeceğiz? Ya da halk ne zaman zulümün içine gireceğiz? Sabah kahveye gittim. Kahvede Kenan Evren bildiri okuyor. Ve kahvede sabahın da 8'i 9'u baktım orada şey var. Okey oynuyor insanlar. Bir de iki kişi bir yanda tavla oynuyor, bir şey oynuyor. Bir tek ben öyle kahvede televizyona baktım. Adamlar hiç oralı değil. Ya ülkede ihtilal olmuş. İnsanların dönüp başına... O beni çok etkilemiştir. Yani bu ülkede bir şeyler oluyor. İslam tartışılıyor, böyle kavgalar oluyor, yükleniyorlar, o ona bir şey diyor falan. Bu Türkiye'de 3 milyon, 4 milyon insanı belki de ilgilendiren bir şey. Gerisi narkozu yemiş. Onlar başka bir dünyada ya. İhtilal olsa bile kafalarını çıkartmıyorlar. Yani mesela bir şeyde başka bir dünya. Şimdi biz mesela şeydeyiz, dergi çıkartıyoruz. Derginin bir alt katında, derginin alt katında bir tane bayan oturuyor. Çok şık, çok güzel yani böyle. Çok güzel bir kız. Ama bize ne yani? Biz üçüncü katta oturuyoruz. Onunla hiçbir işimiz olmaz. Ama şimdi arada bir kapıya böyle düzgün düzgün adamlar geliyor. Bakıyorum iki cemse geliyor. Jandarma ta 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 iniyor. Adam böyle hediye paketi gibi eşyalar getiriyor. Kadına getiriyor falan götürüyor. Bunları sonra görüyoruz tabii. Şimdi anlatacağım hikaye. Şey yapamıyorum. Yani bu nedir yani? Bu kadını çözemiyoruz yani. Ama çok da üstüne düştüğümüz yok. Onun hayatı öyledir. O öyledir. Kapıda nöbet tutuyor bir tane adam. Böyle ciddi bir adam nöbet tutuyor, bakıyor falan. Girişler, çıkışlar. Arada bir jandarmalar karşıda geliyor, gözetliyor, bakıyor falan. Böyle hayat gidiyor. Fakat çok da dıngılımız da değil, bizim başka şeyimiz var. Fakat o günlerde
Bizim de yaşadığımız bir hayat var işte. Dergi çıkartıyoruz, gazete çıkartıyoruz ama gece sabahlıyoruz. Gece sabahlarken de yani bugün bu Leman yıllarında da başımıza çok birbirimize çok dalga geçeriz. Çok pis şakalar yaparız. Yani o yıllarda her türlü arkadaşlarla da geyik çevirirsin yani. Her türlü pis şaka da vardır. İşte bir ağzımıza moruk takılıyor. Hep birbirimize moruk diyoruz. Tamam mı? Ha gülüyoruz falan. Böyle bir şey. Moruk gel, moruk git. İşte ağzımıza bir şey takılıyor. Birbirimize lakap takıyoruz falan. Hep öyle. O 3-4 gün gidiyor. Abi şaka şuka bir günde ağzımıza orospu takıldı yani. Şey arkadaşımız orospu diyor. Ha falan. Gel orospu, git orospu falan. Fakat bu gecenin 3 ile 6 arasında öyle takılan 3-4 cümlelik bir şey. Derken çıktık bir sigara alınacak, bir şey alınacak. Şeye çıktım, dışarı çıktım. Yanlışlıkla 3 numaraya basmışım. Ben hiç bilmiyorum. Hiç bilmiyorum. Ben 6'ya bastığımı sanıyorum. Değil mi? Kafamda ne varsa ya da gecenin o soğuğu şeyi. Geldim. Tam bizim kapı olan kapıda aynı koridor şeye girdim. Aynı zil, zile bastım. İçeriden biri dedi, kim o dedi. Aç orospu dedi. İçeri girdim. Dünya güzeli bir kız. Ev hali yumuşak tüylü bir şeyler, yataklar bilmem neler falan. Kadın gecelikli. Ve saatin gecenin 4'ü. Girdim, bayağı içeri girdim. İç ev falan görüyorum. Allah'ım yediğim korkuyu anlatamam. Özür mözür dilemeden kaçtım oradan. Kaçtım ama sonra geldim. Arkadaş durum bu dedim oğlum. Dedi oğlum dedi. O dedi sıkıntım komutanım mı bilmem neyim mi ne meddesi dedi. Abi zaten korkumuz var dergi merkezi çıkarttım. Şimdi başımıza ne gelecek diye. Bu korku hani üstüme de geldi. Ha bugün gelecekler, ha yarın gelecekler falan. Fakat başka bir şey düşünüyorsun. Hani çıkartıyorsun dergilerde İslam tartışıyorsun, o tartışıyorsun. Kenan Evren'i, Cuntay'ı tartışıyorsun, bilmem ne tartışıyorsun. Ama işin başındaki adam dünya güzeli kadını almış, sıcacık odasına atmış. Gerçek bu. Yani emir elini, emir subayını da ne, yiyeceğini falan götür. Arada bir jandarma komutanı, jandarmadan birini de koy, kadını da orada gözle. Gerçek bu. Yani tepedeki de bu. Bir bakıyorsun ki senin sana dar gelen, sana korku gelen, sana kabus gelen, sana çok vahşi şartlarda hani yaşamaya çalışan vahşi şartlardaki hayat birilerine el bebek, gül bebek. Bugün de hala öyle. Değil mi? 3 kadın, 4 kadın bu kadar rahat rantiyeler, tarikat odasında, şeylerinde, okullarında istedikleri gibi istedikleri seçip seçip alıyorlar. İstedikleri ihaleleri alıyorlar. İşin gerçeği başka. Bizim yaşadığımız kabus başka, korkular başka ama yaşadığımız, bunların yaşadığı gerçeklik başka. Bu toprakta bizler sadece ya burada gelip bir şey. Bu insana soru sormamız lazım. Yani Mustafa Öztürk işte tarihin bu anında bu gelmiş. Bunlar doğru söyleyebiliriz ama şu cennet tasvirleri bilmem ne ya buralara biraz eleştirel şey yapalım. Dedi o öldürecekler adamı. Ama buna bu toprağın sağcısı da solcusu da herkesi de buna sahip çıkmalı. Sahip çıkan yok. Escobar düzen kurulmuş. Siyasi iktidarda Escobar düzen. Tarikatlarda Escobar düzen ama burada ilim yapan insanlar. Ve bu Karadeniz insanların, ilim yapan Karadeniz insanların da heyecanlı tarafları var. Kendilerini alıkoyamıyorlar. Ben bunu Yaşar'dan biliyorum, Hüseyin Ataylar'dan biliyorum. Bunlar çok coşkun insanlar. Ama bu lafları da ettiği zaman birileri geliyor. Yenişehir'in kılıcı gibi, bilmem ne gibi, Ebu Suud gibi başlarına çöküyor. Biz de bunları burada savunacağız. Sonuna kadar savunacağız. Şimdi tabii bu toprağın kültürüdür İslam dergi çıkartırsak da hani İslamcı, yazar, Müslüman bunları da hani gelecek yazacak biz. Böyle düşünüyoruz. Her zaman da böyle düşündük. Şimdi dergiyi çıkardık. Dedik ki ya burada işte İlahiyat Fakültesi'nden ya da dini bilen insanlardan da yazarlarımız olsun diye. Bir tane yazarı koyduk. Arka sayfalarda bir yere koyduk. Güzel de yazıyor falan diye. Fakat dergi geçti. Hani oku kimler hangi nereler okuyor diye incelemeye başladık. Biz hep birinci yazarımız, ikinci yazarımız, üçüncü yazarımız, ekonomi üzerine, siyaset üzerine yazan, edebiyat üzerine yazan yazarların çok tutulacağını, herkes de öyle beklentisi var. Sonra baktık arkada bir adam şu kadar bir köşe yazıyor. Bu adamın yazısı hepsinden 10 kat fazla okunuyor. Allah Allah kim bu adam dedik. Yani biz koyduk ama yani merak ettik daha iyisi. Haluk Nurbaki. Necip Fazıl'ı zamanında kovdu. Ama böyle bir bilinen bir adam ama yani şey düşmüş, garda düşmüş bir adam. Ne anlatıyor burada? O heyecan içerisinde vallahi farkında değildik. Baktım 19'ları çarpıyor, 19'ları topluyor her yazıda. 19
19'ları çarpıyor, 19'ları topluyor. Kur'an'ın mucizesi varmış, 19 toplamları katlarıymış. Buradan da yeni bir din icat etmişler. E baktım bizim dergi 19'dan gidiyor ve kitleler şey yapıyor. Ya Kur'an'da bir mucize gibi bir şey. Ya 15-20 yıl yedi bu ülkenin bu 19 mucizesi, bu saçma sapan şeyler, toplamlar, istatistikler falan diye ya. 15, belki 2000'e yakın televizyonlarda program yapıldı 19 üzerine. Yani böyle birisi çıkıp böyle saçma sapan bir şey atıyor ve bu saçmalık üzerine bir milletin 20 yılı lüzumsuz bir şey tartışıyor. Manyak bir şey tartışıyor. E şimdi bunlara müsaade etmeyecek bir aydın kadrosunun, medyanın olması lazım. Medyanın da işine geliyor. Bu acayip acayip, ne kadar acayip, ne kadar deli, ne kadar saçma, ne kadar akılsız, ne kadar cimlemine kafayı yemiş adam varsa onları çıkartıp beytik yapıyor. Ama olan ne? Bu kültüre bir saygısızlık oluyor. Bu dine bir saygısızlık oluyor. Bunu çok ciddi adamlar, değil mi? Bu işin içinde kelam, tefsir bu konuda ciddi çalışmış adamların ve çok saygıdeğer ölçüleri size söylemesi lazım. Böyle olmuyor. Ne kadar ucube var, saçma var. Yani şuraya bakın, ekrana çıkanların bir tiplerine bakın, konuşma şekillerine bakın. En kötü Arap kasabasında ya da Pakistan'ın en dip kasabasında bu kadar pisi, kirlisi, vahşisini bulamazsın. Bir toplum ne oluyor da en böcekvari, en vahşi adamları getirip en üstüne koyuyor ve binlerce fen mektebini, 200 üniversitenin akademinin varken bunları sana tartıştırıyor. Sonra buralardan canavarlar çıkartıyor, üretiyor, bakteri gibi. Sonra da bunları Mustafa Öztürk gibi, Yaşar Öztürk gibi, değil mi? Hüseyin Atay gibi insanlar üstüne salıyorsun. İşte bir toplum buna engel olmalı. Şimdi bu Mustafa Öztürk denen insanın, yazarın başına bir şey gelirse hepimiz utanç içine girmeliyiz. Ve şimdi 500'e yakın bu muhafazakar yazar, biz niye bunu savunamadık diye kendini de bir sorgulaması lazım. Bu bakterileri üreten sizsiniz. Şimdi bu bakteriler karşısında burada temiz, düzgün konuşan bir adama saldırı var. Biriniz kalkıp erkekçe, delikanlıca, harbice savunamıyorsunuz. Bu kadar saçma bir şey olmaz. Bir ülkenin iradesi aydınlarındadır. Bir irade koyacaksın. Bu adama dokunamazsınız diyeceksin. Ama yok böyle bir irade. Bakteriler köy olmuş, canavarlar şu almış ve adama saldırıyorlar. Birilerinin dur demesi lazım. Çok geç olmadan şimdi buradan bu şekilde bu insanlara sahip çıkmamız lazım. Doğru söylesinler, yanlış söylesinler. İfade özgürlüğüne, yazıp çizmesine sahip çıkmamız lazım. Saygı da öğretçilerde. Çok teşekkür ediyorum.